Ben Lucian'ın orta koridora gitmesini daha mantıklı buldum. J-Team adına. Peki Klee cevabı doğru mu sence? Beğendim mi? Şöyle bir tane nereye gideceklerini bilmeden aldılar. Gangplank'e karşı da kullanabilecekleri bir seçim almak istediler o yüzden. Kazanç değil. Bence kazanç. Çünkü zaten kazanıyorsun. Orman Nocturne. Ama şimdi geldi Elis. Zeros'un sıçrası var. Bakalım buradan çıkabilecek mi? En azından birkaç minyon almak istedi. Bu arada çok gereksiz bir sıçra hanadan ama ilk anı getiriyor Rest'te. Tespit etti ve bu baskını yaptı. Bu arada Klee burada düşebilir. Klee düşebilir. Scarl son anda geldi. Pofon'un üzerine tutuşturdu, bırakıyor. Bir anda işler tersine dövüyor. Doran olsaydı ne olacaktı burada? Şimdi sıçrayla birlikte bu oyun Hana yakalandı. Orada sıçrası var. Bir sersem netime daha örümcekin işini kullanıyor. Şimdi sıçrayla birlikte oradan uzaklaşacak. İşte. Bu arada Paranoia alt koridora kullanıldı bir anda. Sıçra geliyor orada. Korkutmayı başardı oradan Nocturne ve... Çok Zinder güzel oynadılar. Kullanan ulti skoru getirecek. Koala da yakalandı. Hızını alamayan bir ikili var orada. Kule altında nasibini alan Hana mı olacak acaba? Gangplank ultisi yardım yetişmeye çalışıyor Levi'dan. Son anda bir kronometre. Hana düştü. Levi hala düşmedi. Levi'nin önünde iki kişilik bir baraj. Levi'yi hayatta tutmayı başardı Gam. Yalnız devamı gelecek gibi duruyor. Slay yakaladı orada rakiplerini. Ama daha fazla ilerleyemeyecekler gibi. Ve alt koridordaki savaş şu anda noktalanmış gibi görünüyor. Ama Scar gelecek. Devam Scar. Edecekler mi? Işından geldi. İki tane ışından bir deneme isabetli değil. Scar gelmek üzere dediğin gibi Zeros yalnız ultiyle direkt olarak Fofon'un üzerine gidip o skoru aldı. Diğer tarafta bir kronometre Slay'dan kullanılıyor. Slay'ı burada korumak çok güç ve bırakmayı tercih ettiler zaten. Bu arada başladı. Sarı Makali de geliyor koşarak. Evet o da geliyor. Belki Sabri'ye doğru yaklaşıyor. Sıçrayla birlikte bu oyunu yakalayamadı ama ultiyi kullandı. Paranoia ile birlikte ilerleyecek orada. Levi Thresh'in üstüne gidiyor. Zinden bir ulti kullanımı Levi yine hayatta ve ilk skoru çıkaran taraf Gam. Burada skor avantajı sayı üstünlüğü onlarda. Fofo'nun kullandığı ulti pek fazla işe yaramadı infaz. Ama şimdilik alevejlerini durdurdular gibi görünüyor derken hemen alevejlerine başlamayı tercih ettiler tekrardan. Ve buraya belli ki yönelmeyecek JT. İkinci ejderde Gama Esports tarafı. Çok iyi kullanıyorlar şu ana kadar kompozisyonlarını ya. Esports çok iyi biliyor. Bu arada orta koridor orada Zeros. Rest'in üzerine doğru gidiyor. Olta kaçtı orada ama çok da önemi yok gibi. Kaya orada kuleyi tanklayacak ve buraya kadar altını da almayı başardı. Slay kötü bir pozisyonda. Ama ölüm cezası tutmadı ve buradan uzaklaştı o da. Bakalım o pencereyi nasıl atlatacaklar. Slay kötü pozisyonda kalacak gibi burada Paranoia kullanıldı. Slay burada düşecek. Şimdi geldi Paranoia ile birlikte Levi. Ve Hana düşmedi. Son anda hayatta kaldı erken. Güzel bir sıçra Levi'den. O gelene kadar ama bu ilk kule buradan düşmüş olacak. Bu arada yakalanan bir isim var. Paranoia kullanıldı. Bakalım Elise yetişebilecek mi oraya? Fofa'yı korumak için yeterli olacak gibi görünüyor. En azından geri dönüş skoru için bunu söyleyebiliriz. Kiaya'dan son anda kullanılan bir sıçra. Scarl orada gelmek üzereydi. Ama ölüm cezası tutmayınca Yellow Star'ı bize hatırlatan bir hamle Koala'dan. Bu arada Levi orman eşyasından sonra direkt olarak koruyucumayla bitirdi. Yalnız Hana'dan agresif bir oyun. Çok uzaktaydı takım ya. Paranoia kullanıldı şimdi. Bakalım burada savaşmak istiyorlar mı? Paranoia'yla 4 kişinin arasına girdi Levi. Akali çok riskli bir hamle. Hem de Alevejler öncesi bu arada. Zeros! Oradan çıkabilecek mi? Çok fazla hasar aldı ultiyi kullanmak durumunda. 2 tane kilit yeteneğini, kilit ultisini kaybetti. Gami Esports. Gam'ın bırakması Alevejlerinden gerekir. Önce. Burada savaşın devamı olacak gibi Slay'a yakalandı. Slay anında düşüyor. Klee'den kullanılan bu ulti. Zin bakalım pozisyon bulabilecek mi kendine? Yan taraftan Zeros gelmeye çalışıyor. 4 kişi bir anda Zeros'a odaklandı. Tutuştur gelince oradan hemen sıçrayla uzaklaşmaya çalışıyor Zeros. Gam'ın bırakması lazım bu alevecilerini. Ya sonuçları çok daha kötü olabilir onlar adına. Yalnız bu hamle bir anda alevecilerini getirebilir. Gam'a Esports'a düşecek mi acaba? Son bir vuruş evet. Zin. Alevecilerin öncesi bir skor alıyor ve Baron'u şu anda tehdit edebilecek durumlar eğer alevejlerine gitmeyeceklerse. Hayır, ikisini de denemediler. Genelde ayrı kitirmeci olarak da kullanıyorlar ama... Bu arada bir kez daha yakalanan çok kötü pozisyonda kalan bir Slay. Gangplank seçimi. Başka rakipte 3 eşya yok. Kullanılan bir Paranoia var şimdi. Cinderella savaşın dışında kaldı. Orada kalan 2 isim var. Ve ilki çok hızlı düşüyor Koala. Diğer tarafta kaçmaya çalışan bir Hana. Bu arada Kaya'nın üzerine kullanılan bir Cinderella ultisi. O da son anda kronometreyi kullandı. Zeros'u kovalamak istiyordu orada Rest. Ama Zeros da zaman kazandırıyor burada. Gangplank'i yıpratmaları gerekiyor. Benim soru işaretim şurada Alpen. Evet dediğin yapılabilir. Yani şu noktadan itibaren yapabilecekleri
Hareket zaten belli. Bayağıdır deniyorlar bu 4'e 4'ü kazanmayı ama bir türlü çıkaramıyorlar. Çünkü herkes ona yönelik eşya aldı. Yine benzer bir savaş. Işından klonuyor buraya Zeros'tan. Yürüyerek gelmeye çalışıyor. Rest çok az canlı bir isim var. Koala düştü orada. Bir sersemletme geliyor Syndra'dan ama devamını getiremeyecek gibi görünüyor. Şimdi ultiyi de kullandı Zeros'a. Hasarı çok yetersiz Lilvin'in. Yakalanan bir isim var orada. Han'ın üzerine doğru gidecekler ama diğer tarafta Fofo bir skor çıkardı. Buraya kadar altını aldı Rest savaşa gelince. Gangplank geldi ve işler değişti. 2'ye 1 bir değişim. Hatta daha da fazlasını istiyor Rest. Zin çok az bir canı var. Son bir vuruş gelecek mi? Ultiyi son anda kullandı. Kronometreyi de kullanıyor ama burada düşecek gibi görünüyor. Son anda yalnız bir sıçra ve düşmeden önce aradan bir skor daha çıkarmayı başardı. O noktada Zin. Önleme eşyası var o anlık hasara karşı. Tabii yetenek gücü hemen Kaysa'nın... Hemen başladılar zaten. Yetenek gücü Kaysa'nın böyle bir avantajı var. O hiçlik toplarına kafa atmamamız gerekiyor. Bu arada gerekiyor. Savaş geliyor. Bu sefer istediği savaşı bulmuş olabilir Gam. Çok iyi içeri girdi Kled ama yalnız Levi buraya gelene kadar canının %80'ini kaybetti. Zin şimdi i̇şte kendi pozisyon buldu. Zin otomatik saldırılarına devam ediyor buraya kadar deyip Kled'i o noktada düşürmeyi başarsa da Syndra. Katliam gelecek burada. Son vuruş Zeros'tan. Koruyucu meleklerine Zeros. Zeros son anda oradan uzaklaşıyor. Zin'i öldürdüler. Kuleyi kim tanklıyor? Zin tanklıyor. Burada kule altını felaket oynadı Gam. Ama Katliam yazdırmayı başardı. Bir kere, sadece bir kere 36 dakikada Zeros, Kled ultisiyle birlikte koştu savaşa. Bir kere var. Ve o savaşı çok net bir şekilde kazandılar. Çünkü Akali arka taraflara sarkabildi bu sefer rahat rahat. Yine Baron'a girdiler. Akali, yine aynı senaryo mu geliyor? Akali gayet dengeli bence. Yine geliyor. Bu arada yine Kled ultisi kullanıldı. Yani. Benzer bir noktada. Syndra çok kötü pozisyonda. Sırçayı kullanıyor. Syndra düştü. Ziva orada düşürdü Lilvi'yi. Diğer tarafta kronometre kullanan bir isim var. İki kişiyi kaybetti. JT burada üçüncü isim de düşüyor. Çok az bir canlı Levi uzaklaşmaya çalışıyor. Han onun içinde. Levi düştü buraya kadar dedi Han ama. O da düşecek. 4'e 1 bir değişim. Rest yine ayakta kalan son isim. JT adın ama. Burada oyunu bitirmeye doğru ilerliyor. Gam hızlı bir şekilde 4'e 1 burayı savunmasının imkanı yok Gangplank. Ya bu arada normalde Kled ultisini karşılayan Koala oluyordu. Göğüslüyordu. İlk defa göğüslemedi ve göğüslemediği ilk savaşta da Lilvi'nin yakalanıp düştüğünü gördük. Fofo'ya çarptı zaten direkt ulti. Gangplank minyonları tutmaya çalışıyor ama yetmeyecek gücü. 1'e 4. Ya yine de Gangplank'ı düşürmek için hasarı bir türlü bulamadılar. En sonunda düştü. 39 dakika. Ve Gam burada galip gelen taraf. İlk galibiyetini alıyor 2019 Dünya Şampiyonası'nda. Ve rakibiyle de puanda durumu eşitliyor.